Herkese merhaba nefis yemek dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere hamur kızartması bir diğer adıyla pişi tarifini paylaşıyorum. Önemli detayları var videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederek hemen tarifimi hazırlamaya başlıyorum. Uygun bir yoğurma kabına 1 adet yumurta, 1 su bardağı ılık süt, yarım su bardağı ılık su ilave ediyorum. Yumurta, su ve sütü güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra hemen üzerine un ilavesi yapacağım. Toplamda dört buçuk su bardağı un kullandım. Unun kalite ve markasına göre değişkenlik gösterebilir. Yavaş yavaş kontrollü ilave ederek yumuşak kıvamlı hamur elde edene kadar yoğuralım. Unu ilave ettikten sonra üzerine bir paket kabartma tozu, Bir çay kaşığı karbonat, Bir çay kaşığı tuz ilavesi yaptım. Spatulayı tutana kadar spatula ile karıştırıyorum. Daha sonra elimle yoğurma işlemine başlayacağım. Bu arada henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak ve videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek verebilirsiniz. Birbirinden güzel tarifler için zil sesini açık bırakmayı lütfen unutmayın. Hamuru bütün hamurlarda olduğu gibi ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel sonuçlar elde ederiz. Gördüğünüz gibi spatula'yı yeter kadar tuttu. Hemen spatula'yı sıyırıp elimle yoğurma işlemine başlıyorum. Hamuru özlü bir hale gelene kadar yoğurma işlemine devam edelim. Bu arada buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına herhangi bir çiçek, böcek ya da emoji olabilir bırakırsanız çok mutlu olurum. Hamuru yoğurma kabını tamamıyla bırakana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Toplamda 4-5 dakika boyunca bu şekilde yoğurdum. Gördüğünüz gibi yoğurma kabını tamamıyla bırakmış durumda. Daha sonra masanın üzerine bir miktar un alıyorum ve masanın üzerinde yoğurma işlemine devam ediyorum. Mayalama işlemi gerektirmeden dakikalar içerisinde hazırlayabilirsiniz. Oldukça kısa süren bir tarif mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu konuyla ilgili bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Gördüğünüz gibi hamuru yeter kadar toparladım. Hemen bir top haline getiriyorum. Daha sonra toplamda 4 eşit parçaya ayırıyorum. Bezelerin açık kısımlarını içe doğru getirerek bir top haline getiriyorum. Bu işlem açma esnasında kolaylık sağlayacaktır. Tamamını elimin içerisinde yuvarlayarak pürüzsüz bir hale getirdim. İsterseniz bezeleri 10 dakika boyunca dinlendirebilirsiniz ya da direkt olarak açabilirsiniz. Hemen bir adet bezenin altını ve üzerine bir miktar un serptikten sonra açma işlemine başlıyorum yaklaşık 20 santim çapında olması bizim için yeterli olacaktır. Ne çok kalın ne de çok ince açmaya özen gösterelim. Bu işlemi merdane yardımıyla da yapabilirsiniz. Çok fazla un kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Kızartma işlemi olacağı için yağın içerisinde çok fazla un koymamaya dikkat edelim. Ben bezeyi yeter kadar açtım. Hemen kesme işlemine başlıyorum. İlk etapta ortadan ikiye kesip gördüğünüz gibi şeritler halinde kesiyorum. Çay demlenene kadar hazırlayabileceğiniz harika bir tarif diyebilirim. Bu tarifi isterseniz kahvaltıda isterseniz 5 çay saatlerinde gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Kesmiş olduğum parçaların tamamını üst üste koyduktan sonra sert bir pipet yardımıyla ortasına bastırıyorum. Daha sonra uç kısımlarını bu şekilde birleştirerek şeklimi vermiş oluyorum. Bu hamurdan istediğiniz şekilde pişiler elde edebilirsiniz. Ama bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten gösterişli harika bir tarif oluyor. Bu arada beni hangi şehirden hangi ülkeden izliyorsanız yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Kestiğimiz parçaların tamamını aynı yöntemle hazırlayalım. Bu arada malzeme listesini açıklama kısmına her zamanki gibi tam not olarak ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Bezelerin kalanlarını da hazırladıktan sonra hemen bir tane daha açıyorum. Açma işlemini yaptıktan sonra direkt olarak kesme işlemini gösteriyorum. Ortadan ikiye kestikten sonra gördüğünüz gibi şeritler halinde kestim. Üst üste koyarak şeklini veriyorum. Bu arada sayfamda birçok pişi tarifi mevcuttur. Onlara da bakmanızı tavsiye ediyorum. Hepsi birbirinden lezzetli ve güzel tarifler diyebilirim. Videomu beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı, görmesini istediğiniz eş dost arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Şekilleri gördüğünüz gibi dakikalar içerisinde verebilirsiniz. Elimden geldiği kadar püf noktalarını sizlerle paylaşıyorum. Fakat aklınıza takılan herhangi bir soru işareti olursa Yorumlar kısmına yazarsanız en kısa sürede sizlere dönmüş olacağım. Ben bezelerin tamamını aynı yöntemle açtım ve şekillerini verdim. Uygun bir tavanın içerisine yaklaşık 2 su bardağı sıvı yağ alıyorum. Yağ içerisinde tamamıyla kızdıktan sonra bezeleri içerisine koyuyorum. Yağın ısınmasına mutlaka dikkat edelim. Aksi halde yağları çekebilir. Eğer yağı kızdırarak yaparsanız içerisine yağ çekmeden harika bir şekilde kabaran pişiler elde etmiş oluruz. Sizlerinde gördüğü gibi içerisinde maya olmadan sadece kabartma tozu ile harika bir şekilde kabaran pişiler elde ediyoruz. Tamamını altını ve üstü güzel bir şekilde kızarana kadar bekletelim. Oldukça kolay bir tarif çayınız kaynayana kadar bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Sürekli kontrol ederek. Altını ve üstünü eşit bir şekilde kızartıyorum. Kızartma esnasında başından ayrılmayalım aksi halde kızartacağımız hamurlar yanabilir. Hepsi birbirinden lezzetli ve güzel oldular. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kızarmış olan pişileri havlu kağıt sermiş olduğum tabağın üzerine alıyorum. Bu şekilde fazla yağını havlu kağıda bırakmış olacaktır. Pişileri seri bir şekilde kızartma işlemine devam ediyorum. Ben tamamını aynı yöntemle kızarttım. Hemen sizlere yakından iç dokusunu da göstermek istiyorum. Aklınızda hiçbir soru işareti kalmaması için. Yumuşacık nefis bir tarif oldu. Gördüğünüz gibi içerisindeki kabarcıkları harika oldular. Hiçbir şekilde hamurlanma vesaire olmadı. Hemen sizlere tekrardan bir tane daha göstermek istiyorum. Gerçekten nefis bir tarif mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bugünlük de bir tarifim daha sonuna yaklaşıyorum. Umarım tarifi beğenmişsinizdir. Tarifi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.